Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım, hepinizi en kalbi e, duygularımla selamlıyorum. Bildiğiniz üzere e, son 3 aydır, 4 aydır, ortalama 8 Şubat'tan itibaren haftalık olarak video yüklemiyorduk. Kıymetli dostlarım, bunun sebebi e, video hazırlama süreci e, dediğimiz süreç öyle Hemen yani haftalık olarak hazırlandığında en çok bir kısa video dahi Benim kanalımdaki en kısa video olan mesela takım videosu dahi e, inanılmaz inanılmaz de zaman alıyor Mesela benim mesela o video bir günümü aldı İnanılmaz zaman alıyor e, Ve araştırma gerektiriyor yani mesela Benim sonunda kitaplarımda 20'den fazla tarih kitabı var Diğer tarih e, 30 tane yakın Osmanlı tarih kitabı var bu kitapta aynı konuyu bulup bu e, akabinde bulduğunuz konuları e, bir saniye sevgili dostlarım akabinde bulduğunuz konuları şöyle bir A4 kağıdına önemli gördüğünüz yerlere yazıp sayfa 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 sayfa, sayfa. tabi önemli gördüğünüz yerler artık kas sayfalık var varsa e, akabinde canlı yayınımızı açıp böyle basımızı eğerek şu usulde size hem video yapıp hem konumuzu anlatmaya çalışıyoruz. Ve bu da şu kağıtta gayet araştırma gerektiren bir kağıt. Yani mesela söylüyorsunuz 400 sayfanın araştırmasını yapmak gibi düşünübilirsiniz bunu. Mesela şimdi benim mesela size değineceğim video Selçuklu tarihinin kaynakları. Yani Selçuklu tarihinin hangi kaynaklardan araştırabiliriz bunun hakkında olacak sevgili dostlarım. Ve sevgili dostlarım şöyle bir problemimiz var. Mesela benim bu araştırdığım konu 400 sayfa. 10 tane kanaldan araştırdım. 400 sayfa ve 100 sayfa koronadesi çıkardım sevgili dostlarım el yazması. Yani şu anda benim e, sizin görmediğiniz kameranın alt kısmında e, kağıt şeklinde 100 tane A4 kağıdı var. Ve o yüzden ben zaman zaman e, başımı eğerek hatta videonun büyük çoğunluğunda başımı eğerek şu şekilde gördüğünüz gibi sevgili dostlarım e, size videolarımı anlatmaya çalışacağım. Şimdi sevgili dostlarım bir dakika kanadı diye ediyorum ben geliyorum. Evet sevgili dostlarım devam edebiliriz. Sevgili dostlarım sonunda da belirttiğim kadar videomuzu basamadan. Ee, bu video böyle haftalık bazda gelmeyecek. Haftalık bazda gelmek yerine sevgili dostlarım değerli kardeşlerim. Ee, iki haftalık üç haftalık aralarla gelecek. Çünkü yani Selçuklu tarihi hakkında benim şu anda onlar kitabım var. Ve bu 10 tane kitapta ben her hafta konuları arastıracağım. Her belirli konuları arastıracağım. Arastırdıktan sonra tepkide oturalım. İşte Siz de zaman içerisinde bu videolarımızı 2 haftalık, 3 haftalık kanallarla yüklemeye çalışacağız. Ve yükleyeceğiz. Ve tepkide oturalım. Şunu da açık açık söyleyebilirim. Ee, yükleyecek olduğumuz videolarımız bir, e, yü, ortalama 180-190'ı. 30 dakika sınırının üstünde olacak. O yüzden e, mesela şimdi mesela bizim yükleyeceğimiz videomuz 1 saat 15 dakika olacak. Se e, Selçuklu tarihinin kaynakları videomuz. zaman e, zaman ben de e, basınmayı kaldırıp size bilgiler vermeye devam edeceğim. Ama dediğim gibi %80'in dokularında videonun e, basın e, olarak. Çünkü notlarıma bakmam lazım videolarımızı anlatacağız. O zaman sevgili dostlarım hazırsanız başlayabiliriz. Şimdi sevgili dostlarım değerli kardeşlerim. Selçuklu tarihinin kaynakları. Yani Selçukluları nereden araştırabiliriz? Hangi kaynakları kullanabiliriz? Selçuklular Afrika kıtası hariç hemen bütün İslam dünyasına ve yeni fethettikleri Anadolu'ya hakim oldukları, Türk İslam kavim medeniyetlerinde yeni bir devir açtıkları, Türk ve İslam tarihlerinin üstü birine ve dört satırını... istikrar ettikleri halde bu büyük devir henüz karanlıklardan kurtulamamış, birçok meseleleri meydana çıkarılamamış ve aydınlatılamamış hatta bazen de tersine anlaşılmıştır. Bu husus bir yandan Selçuklu tarihinin Çin tutularından Anadolu kıyılarına kadar geniş ülkelere, kavimlere ve tebrikleri içine alması, öte yandan da kaynakların dayan dağınıklığı, çeşitli dillerde bulunması ve kifayetsizliği ile ilgili olup bu iki büyük sebep süpersiz bu dönem bu önemli devrin araştırılmasını zorlaştırması. Yani sevgili dostlarım burada şunu demek istiyoruz. Yani şöyle düşünün değerli tutalım. Şimdi bir tane e, devlet var. Devletin bir kurumu ne söylüyor anladım. Osmanlı'nın Mesela çok olurlar. Çin hududundan İstanbul'a kadar Büyük Selçuklu Devleti birçok yere egemenin altında tutuyor. Ve bundan kırık olarak da mesela bir sürü sınır devlet oluyor kendi tarafında. Gerek kuzey yanında, gerek güney yanında, gerek doğu, gerek batı yanında. Ve yani her öyle farklı yerlerden değiniyor. Bundan kaynaklı olarak da kaynaklar kifayetsiz kalıyor veya topraklar büyük olduğu için yeterin, yeterince araştırılamıyor. Bunu da inmek istemez burada. Ne o zaman devam edebiliriz tabii dostlarım. Gerçekten Selçukluların İslam dünyasına hakimiyetlerinin ilk devre 11. ve 12. asırlar ne kadar büyük hadiselerle dolu ise bu devir kaynakları da diğer asırlara nispetle o derece zayıf kalmıştır. Yani sevgili dostlarım bunu demek istiyor. Yani bir sürü şey araştırıyoruz. Pardon bir sürü olay yazıyoruz 11-12'de. Yüzyıl olarak yani binlerle bin yüzler arasında yüzyıllık süreçte. E, ee, evet doğru tarih. Ee, bundan kaynaklı olarak kadar büyük hadiselerle dolu ise devir kaynakları da diğer asırlara nispetle o derece zayıf. Yani, e, Yatırdığımız dolarlar çok fazla, çok büyük mesela. 1071'de Alp Arcan Malazgirt'e giriyor. Daha öncesinde mesela Pasinler falan filan bir sürü savaş yazıyoruz Akabinde mesela Melikşah'ın Anadolu'yu fethetmesi, Melikşah'ın güçlü devleti. E, ama kaynaklar yetersiz çünkü ti, e, Timur, affedersiniz düzeltiyorum Cengiz Han, yani kaynaklarımızı yaktırıyor yaptırıyor o yüzden. O zaman devam edebiliriz. Lakin bu durum tarih eserlerin telif edilmemesinden çok fazla bu devirde yazılan kaynakların kaybolması ve bize kadar intikarlı dememiz bulunması neticesindedir. Yani burada benim değindiğimi söylemiş sevgili dostlarım. Nitekim kaynakların Selçuklular zamanında türlü ilimlere ve bu arada tarihe dair yazıldığını kaydettiği pek çok eser kaybolmuş bulunmaktadır. Aynen devam ediyor. Bizi ilgilendiren bu kaybolmuş eserlerden bir kısmının Selçuklular ve Bizzat Sultanlar hakkında yazılmış hususi tarihler olduğunu biliyoruz. Bunlardan birincisi ilk Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey hakkında Ali bin Ebu'l-Ferek El Basriye ait bulunan Siretül Melik Tuğrul Bey El Selçuk, yani Selçuklu Sultanı e, Melik Tuğrul Bey yani Sultan Tuğrul Bey de diyebiliriz. Adlı eser teskil edip bunun mu muharar asırlara kadar mevcut olduğu anlatılıyor. Alparslan namına yazan ve İbnül Adim Mirvant ve Bar Hebraus tarafından görülen Melikname adlı eserde bize ancak Selçukluların soyuna dair birkaç cümle intikal etmiştir. Esasen ileri sürüldüğü e, sürüldüğü gibi bunun bir tarih kitabı olmadığını ve ona insan olunduğu kadar bir malumat ihtiva etmediğini sanıyoruz. Melikşah'ın emriyle vücuda getirilen Risale-i Melikşah yani, Melikşah'ın kitabı. Melikşah'ın hayatını anlatan bir kitap. Selçuklu Devrim maliyesi, ekonomisi ve şehirleri tarihi bakımından çok mühim olup bu da bize kadar ulaşamamıştır. Yalnız 14. asır müellifi, maliyeci Hamdullah Kazvani'nin iktisabları vasıtasıyla onun muhtevasından bazı parçalar manifoly edilmiş ve Selçuk devre bütçesine ait rakamlar bu sayede elde edilmiştir ki devrin iktisadi kudreti bakımından bu kadar bile pek mühimdir. Yani sevgili olarak şöyle düşünün bir e, kaynağın sadece o dönemdeki ekonomi kısmına ulaşılabiliyor geri kalanları yok oluyor yakılıyor yıkılıyor ve tek ekonomik kısmı bile o devletin kudreti, kuvveti karşısında bir de bilgi veriyor yani. Sultan Sencer'in zamanı, medeniyet tarihi, ilim ve kültür adamlarının çokluğu ve yazdıkları eserler bakımından istisnai bir önem taşır. Bu hükümdarın himayesiyle istisnai ve türlü ilim sahalarında eser telif eden yazarlar arasında Tarih yazarlarının da bulunması doğaldır. Nitekim sultanın hususi doktoru Ali bin Mehmet Kayni tarafından onun adına yazılan Mefahirül Etraik isminden de anlatılacağı üzere Türkler hakkında hemmiyetli bir eser gözükmekte ise de mahalle, maalesef muhtevası hakkında hiçbir bilgiye sahip değiliz. Çünkü Cengiz Han. E, çünkü Cengiz Han yakıyor yani. Ele geçirdiği kitapları yakıyor sevgili dostlarım. Mesela Ölüm Mütonlu kitaplarımda 20'den fazla kitap var. Söyle düşünün. Bir yangın çıksa, o kitapların tamam yansa. Ben sonra da size video veremem. Çünkü kaynaklarım yok olur. Aynı şekilde e, bu yazarın kitap kitapta da bilgiler varmış. Muhakkaktır. Vardır yani. Ama Cengiz Han'ın yaktığı için kütüphaneleri şu anda ulaşamıyoruz. Sultan Sencer ise düzeltiyorum sevgili dostlarım. Sultan Sencer'in namına yazılan Sencer Name. Yani Sencer hayatını anlatan, Sultan Sencer'in hayatını anlatan bir kitapmış. Onun hayatı Sefe, sefer fetihleri hakkında mühim bir eser olup bunun muhtevasından ancak bazı kısımlar hakkın, e, bazı kısımlar eski kaynaklara geçmiştir. Yani sevgili dostlarım şöyle düşünebilirsiniz. Bir kaynağın sadece mesela bir tabi videomu en sonra ona de buraya getirmişken ona da neyi göstermem lazım mesela su benim kitabım Osmanlı tarihi hakkında bilmemiz gerekenler mesela bu diyelim ki kayboluyor sadece bunun bu zaten 90 sayfası mı 90 sayfa sadece bunun 20-30 sayfası kalıyor bu şekilde düşünebilirsiniz Eee, Ma, düz yazı olduğu kaydedilen Sencername, yazarının bu hükümdarın hayatını ve siyasi faaliyetlerini Siyer ve Fetih Sultan Sencer, yani Sultan Sencer'in e, hayatı hayat ve fetihleri adıyla nazım halinde yazan <laughs> devrin sahiri Muzi'ye ait olduğu muhakkaktır. Sultan Muhammed Tapar'ın karısı Gevher Hatun'un maliyetine bakan ve Sultan Sencer devrinde yazayan Ebu Tahir Hatuni'nin Melik için yazdığı Şikarname yani Avcılığa ve Sultan'ın okulamalarına dair eserinden başka bir de Ali Selçuk Tahir'in yazarı olduğu rivayet ediliyor. Bugüne kadar nüshasına en, en rastlanmayan Selçuk tarihlerinden biri de meşhur tarihül hükama sahibi Cemalettin İbnül Kifsi'nin tarihi hali Selçuk'tur. Yani sevgili dostlarım Selçuklu ailesinin ya da Selçuklu İmparatorluğu'nun tarihi. Zahirettin Nisa Irak Selçukluları hükümdarı Sultan II. Tuğrul adına yazdığı Selçukname'nin kaybolduğu kanaatı umumidir. Fakat sadece isim kaydına rağmen Revani, Revandi bazı mühim ilave ve değişimler değiştirmelerle bu kaynağı kitabına aktardığı gibi Reşidettin'in de aynen bu kitabı cami tevarihine geçirdiği gözüküyor. Bu durum küçük bir mukayese ile kolayca meydana çıktığı halde bu Selçukname Hamdullah Kazvani, Gaffari ve Mirvan gibi Ravvandi Resiyettin ve Hafız Ebru'nun sadece kaynakları arasında gösteriliyordu. Hatta Zahirettin'in bu eseri kendisine yazan Ebu Hamid Muhammed yani kendisine mal olunan Ebu Hamid Muhammed bin İbrahim'e de mal edilmişti. Yani düşünün tabii dostlar, bir adam bir kitap yazıyor. Ama bu adamın yazdığı o kitap diyelim ki o adamın değil de Başka bir insanın üzerine kalıyor. Diye, bu yazdı bu kitabı. O şekilde düşünebilirsiniz sevgili dostlarım. İbnül Adim Alparslan hakkında bilgi verirken Melikname ve Sedrattin el Hüseyini'nin Selçuklu tarihini zikrettiği halde bu sultan ve Selçuklulara dair kaynaklar arasında Ebu Hüseyin Yahya bin Ali'nin ve e, Ali bin Mürsid'in Ebu Galip Abdülvahid bin Mesud ve Hamdan bin Abdurrahim'e ait eserlerin isimlerini bildirmediği ve yalnız Muhammed bin Abdülmelik Hamedani'nin ünvan-ü siyerini kayıt ettiği için Bunlardan hangilerinin Selçuklulara mahsus olup olmadığını söylemek mümkün değildir. Sultan Sencer zamanında yasayıp bize yazdığı pek çok eserden yalnız kendi memleketi Bayhak tarihiyle devrin alimlerine dair Tatimmea Sivan Al-Hakaması intikal eden Ali bin Zeyd Beyhaki Mehdi'nin Tecarib-i Mesarib adlı tarihi muhafaza edilmesi bulunsaydı, Selçuklular hakkında daha büyük bilgilere sahip olacaktık. Yani Tevfik Dursun'un şöyle bir şey düşünün. Bir adam bir kitap yazıyor. Ve bu adamın yazdığı kitap yakıldığı için Yengez tarafından ee, elimize ulaşamıyor. Elimize ulaşamadığı için de bir şu anda Selçuklu, Selçuklu Devleti hakkında çok daha az bilgiye sahip oluyoruz sevgili dostlarım. Gerçekten 415 yılatma yılları arasında Gazinilere, Selçuklulara ve Haresim çağlarının ilk devirlerine ve soylarına ait vakaları veren bu eserin kıymeti Cüveyni ve İbnül Esir'in mühim nakillerinden anlaşılmaktadır. Meşhur tarihçi Hilal Ustabi ve oğlu Gars Unnime Muhammed'in babasının eserine ihtiva olarak yazdığı Kitabın Rabi adlı tarihi ilk Selçuklu devir ve sultanlara hakkında çok mühim olup İbnül Adim ve bilhassa Sibd ibn El Cevzi ve başka müelliflerin, iktisabları ile bazı kısımları bize intikal edebilmiş ve bu sayede Selçuklulara ait birçok hadiseler malumumuz olmuştur. Gerçekten Tibet'in adını zikrederek yaptı bu nakiller olmasaydı Selçuklulara ait birçok hadiseler ve yakbulular meselesi de bizim için tamamıyla meçhul kalacaktı. Tahiriler, Samaniler, Gazneliler, Gorlular ve Selçuklular hakkında İbn haytamın bir tarihi olduğunu da düzcaninin naklilerinden biliyoruz. Karahanlı hükümdarı İbrahim Tamgaçan, ölüm 1201, namına meciyet ettin Eddin Adnan tarafın tebrikli tarafından, bu adamın doğum tarihi bilinmediği için vermedik, yani doğum tarihi bilinmiyor o yüzden ölüm 1201 dedik namına Mecidettin Adnan tarafından yazılan Tarihi Türkistan'ı yani Türkistan tarihi yani Türk Türklerin tarihi diyebiliriz. Türklerin tarihi efsanevi Türk hükümdarı Karahan'da bir hikayesi Affi'nin bir iktisabı ile bize kadar gelmiştir. Mervezi'nin yeni kesif, kesif olunan eseri sayesinde bu hikayenin bir asır önce yazılmış Tarih mülk is e, mülk it Türk'te bulunduğu ve bu suretle Orta Asya Türk tarihi üzerinde Mecihebettin adından başka ve daha eski bir kaynağın mevcudiyeti meydana çıkmaktadır. Ki bunların Selçuklular için de ehemmiyeti açıklardır. Şimdi sevgili dostlarım, bakın kitabın önemli. Ee, tarih mülk, it Türk yani Türk devletlerinin tarihi. Efsanede Karahan'ın babası olarak gösterilen ve okunamayan ismin Mervezi'nin tarih kaydı ile hakikatta Cabbiye yani Türkçe Yakbu ünvanı olduğu da meydana çıkmıştır. Selçuklu devrinde İslam ülkelerinin büyük medeniyet merkezleri ve şehirleri hakkında yazılan tarihlerden çoğu da kaybolmuştur. Bakın yine Cengiz Han Bunlar arasında Mehmet bin Arslan el Harizmi'nin 80 cilt tuttuğu rivayet edilen Harizm tarihi Zehabi'nin hülasası ve Yakut'un meşhur filozof Sahristani hakkında verdiği parçalarla tanıyoruz. Şimdi meşhur Kitabul Ensab sahibi Abdülkerim Samani'nin bu mühim hal tercümesi yanında, kendi memleketi Merv şehri için 20 cilt seride, bu kaybolan büyük şehir tarihlerinin mühimlerindendir. Bakın şimdi, e, sevgili arkadaşlarım Mehmet Bin Arslan'ın El Harizmi. düzeltiyorum, Mehmet Bin Arslan'ın El Harezmi'nin 80 kilisinde, diye sevgili dostlarım, 80 tane ayrı kitap, yani bir konu hakkında yazılan, <laughs> aynı konuya ihtiva eden, 80 tane ayrı kitaptan olursan bir e, koleksiyon bunu. Kapsam hakkında ne kadar kapsamlı olduğunu. Ki şu anda benim bildiğim yer mesela hiçbir ben yani eğer yanlış bilmiyorsam yanlışım varsa söylüyorum düzeltin. E, hiçbir e, devlet yani hiçbir kitap 80 cilt tutmaz. Ki Buradan kitabın hakkı hakkında kitabın e, önleme hakkında bir sahibi olabilirsiniz. Mesela bir bir de sonuna da değinelim e, ee, şimdi Abdülkerim Samani'nin kendi memleketi olan Merv, şehri için 20 ciltlik eserde kaybolan büyük şehir tarihlerinin mühimlerindendir dedik. Şimdi sevgili dostlarım 20 cilt demek yani mesela e, ben şu anda Adana'da yaşadığım için söylüyorum. Tek Adana ilini anlatan, Adana ilinin geçmişten günümüze hayat hikayesini anlatan 20 ayrı kitap demek ki bu da bu dahi çok büyük bir e, önem. Yani çok kapsamlı bir kitap olması gerekir. Türkistan, Horasan, Afganistan, İran, Irak, Suriye ve Azerbaycan şehirlerine ait olup zamanımıza kadar ulaşamayan pek çok mahalli tarihlerden birkaç tanesi de Sarki Anadolu merkezleri hakkında yazılmıştır. Bunlar arasında Kutomuzoğlu Ömer'in Düneysir, Yani bugünkü ismiyle bugün kismiyle Kosisar. Bugün Mardin'e bağlı sevgili dostlarım. Kızıltepe. Mardin Kızıltepe. Ve Seref bin Ebul Mutahar'ın atı e alfa tarihleri hem Orta Çağ'da mühim medeniyet merkezi olan bu şehirlerin ve hem de bu havalideki Selçuklular tabi devletlerin e, yani Artuklular ve Tökmenliler tatkikinde çok önemliydi. Anadolu şehirlerinden yalnız Silvan hakkında İbnül Azark'ın tarihi bize kadar gelmiş olup 2. Kılıç Arslan'ın Arslan karşı kazandığı 1160, 1176 zaferine kadar çok mühim bir kaynaktır. Selçuklu devrinin bu kaybolmuş kaynaklarına rağmen bize hususi mahalli ve umumi tarih halinde İntikal eden kronik vesikala, ve, ve kronik ve vesikalar yine de büyük bir yakın tutmakta ve zamanla yenileri de bulunmaktadır. Tabakat kitapları ise yalnız sesli yemler bakımından değil, siyasi ve itmai tarih içinde müstesna ehemmiyet arz eder. Ve büyük bir yakın tutarlar. Doğrudan doğruya Selçuklulara ait tarihler geçen asrın sonlarında Tehadur Hayat e, Hotsam'ın dört Selçukname'yi çevirmesiyle yaz-, basılar. Bu faaliyeti mikser Hikbal tarafından Büyük Selçuklara ait biri, biri Rivandi'nin Rahatus Sudur. Diğeri de İbnül Esir ve İbnül Adim'in de kullandıkları Sedarettin el hüseyniye ait Akbar-ı Devletis Selçuk'u yani Selçuklu Devleti'nin tarihi ve kültürü. Adlı Selçuklu karanlıklarının tenkitli baskıları takip etmişti. Büyük Selçuklu hakkında Muhammed el hüseyni tarafından 1342 yılında yazılan El-Urazı fi hikayet is Selçuklu'ye özetliyorum Selçuk çok ya. iyi. Yani Selçuklu devletinin tarihi ve bununla ilgili hikayeler. Adlı küçük bir eseri de ilave edelim. Bundan sonra da birçok memleketlerde ve bilhassa İran ve Arap ülkelerinde doğrudan doğruya veya dolayısıyla Selçuklu tarihi ile ilgili tarihi, coğrafi, diplomatik, ve edebi edebi pek mühim yazma kitap ve vesika nesr olunarak bu devlet için tatkikler bir hayli kolaylaştırılmıştır. Bu münasebetle birçok ilim adamı arasında Muhammed Sefahi, Sami Dahan, Said Nefisi, Abbas İkbal, Sil Tim, Ertizm, Mustafa Ziyade isimleri derhal hatırlanacaktır. Bu kaynak yazma ve e, çevirilerde Türk tarih filolojisine yabancı bulunmaktan doğan mukadder hatalara rastlandığına da bir işaret etmeli, rastlandığına da işaret etmeliyiz. Fakat daha mühimi Selçuklu tarihi gibi onun kaynakları hakkında yapılmaz tetkiklerin henüz baslangıç halinde bulunmasıdır. Yazılan metinler bazen e, mukaddime ve hasiyelerinde tenkit ve tetkike tabi tutulmakla beraber toplu olarak Selçuklu tarihinin kaynakları henüz ele alınmaz değildir. E zaten bununla bütün Selçuk tarihine ve kaynaklara hakim olmakla mümkün olduğuna göre ne kadar büyük ve çetin bir iş olduğunu anlamaktayız. E, word Word meşhur Türkistan Türkistan. Arkasındaki haldığı gibi söyleyelim Türkistan. Adlı eserinde Orta Asya tarihi ile ilgisi nispetinde Selçuklu kaynaklarına da bir kısım ayırmıştır. Bu sebeple bu kısım çok eksik olmakla beraber kaynak araştırmaları için örnek teşkil eden bir önem arz eder. Doğrudan doğruya Selçuklularla ve tarihle uğraşmak uğraşmamakla beraber Mirza Muhammed Kazvani kaynak ve neşir kaynak neş yazması yani yazdığı kaynaklarda ve çevirilerinde müstesna bir önem arz eder. Onun yazdığı ve çevirdiği metinler ile bunlara koyduğu e, açıklama ve bilgilerde bilgilerden başka bu hususta yaptığı araştırmaların bir kısmı iki, iki cilt halinde toplanmış olup Ortaçağ İran tarihi gibi Selçuklar üzerinde çalışanlar için de bu eserler daima elde bulunacaktır. Yakın Sark İslam Orta Çağ tetkikleri ile tanınmış bulunan Siyırtçı'nın Simali'nin Suriye'ye dair eserinde, dolayısıyla Selçuklu tarihi kaynakları üzerinde de toplu bilgiler vermiş, bazı araştırmalarından başka son bir mekalesini de Selçuklu devri kroniklerine tahsis eylemiştir. Sultan Sencer'in ve ilk Harecim devrine ait mühim önem, resmi vesikalar Mehmet Köymen'in himmetiyle sağlam bir şekilde tahlil edilmiştir. Bu münasebetle Selçuklular ve Harezm ha ait Atabat Ül Hitabe ve Ettevasül adlı iki mühim münusaat e, memcuasına da büyük değer tasadıklarını kaydedelim. İbrahim Kafesoğlu Neşir ettiği Melikşah ve Haricim Şahlar tarihine dair eserlerinin giriş kısımlarında kaynaklarını toplu bir şekilde verirken Bortun Türkistan'ın da yaptığı örnek araştırmayı ve fikirlerini, fikirleri ihmal etmesi dikkat çekmekte ve bu eksikliği gözükmektedir. Düzeltiyorum. Evet, gözükmektedir. İslam aleminin tarihi, coğrafya, tarihi, coğrafyası üzerinde bir otorite olan World Minors, Kafkasya tarihine ait metin yazma ve çevirilerinde ve hatta Büyük Türk mu muhaceratı hakkında çok, çok mühim bir kaynak olan Mervezi üzerindeki çalışmaları ile Selçuk tarihi aratmalarına mühim bir hizmet yapmıştır. Kaynak araştırmaları için Avrupa kütüphanelerindeki yazmalara dair kataloglar e, bu hususta seyredil, e, nesredilmiş yani yazılmış hususi tetkikler yanında Karl Borukman Arap Edebiyatı e, e, El, Erl Bruni ve Kap Sturin'in İran edebiyatlarını unutulmamalıdır. Unutmamalıdır. Türkiye Selçukluları yani Anadolu Selçuklu Devleti tarihinin çok tesitli dillerde yani Arapça, Farsça, Türkçe, Gürcüce, Ermenice, Süryanice, Yunanca, Latince, Fransızca, İtalyanca yani sevgili dostlarım Arapça, Farsça, Türk, e, Türkçe, Gürcüce, Ermenice, Süryanice, Yunanca, Latince, Fransızca, İtalyanca tam 10 tane dilden bahsediyoruz burada. 10 tane farklı kültür, 10 tane farklı millet. Yazılı kaynakları hakkında da toplu bir tetkik yapılması değildir. Mükrimin Halin İnanç, Anadolu'nun Fethi adlı eserinde bu kaynakların umumi bir listesini verirken çok defa eserlerin isimlerini bile yazmadığı gibi bir kısım kaybolmuş eserlerin müelliflerini de bu arada sayar. Yazmalar üzerinde fazla çalışması ve bir takım yeni eserler bulması dolayısıyla da bazen bu kaybolmuş kroniklerin mevcut olduğu zannını uyandırmıştır. Halbuki bu mu mutahir ilim adamı bundan çok evvel son Selçuklu Sultanı'nın sultanlarının Osman Gazi ile münasebetlerine dair Feridun Bey'in münsatında bulunan vesikaların sahte olduğunu ispat ederken kaynak tenkitlerinde güzel bir araştırma yapmıştır. Fuat Köprülü Anadolu Selçukluları tarihinin yerli kaynakları adlı mühim araştırmasında mevcut vaka inameler dışında edebi, destani ve menkibavi eserler, kanunname, arsiv vesikaları ve mali eserler üzerinde dururken Bunların bugünkü ileri tarih anlayışına göre ehemmiyetlerini ve nasıl kullanılmaları gerektiğini meydana koyar. Bununla beraber bu büyük alim ee, sonunda değindiğimiz eser ve pek girişmemiş bunlardan bir kısmını görmediği için de metodolojik bir örnek teşkil eden bu makaletinde bazen katalogların yan, kar, e, kar, e, katalogların yalnız kayıtlarına dayanmış. Böylece mevcut olmayan yazmalar üzerinde durmasına sebep olmuştur. Ahmet Ateş, Resizettin'in nütahası Selçukname'den başka Anadolu'da yazılmış Farsça bir kısım edebi eserleri tanıtmak maksadıyla katalog mahiyetinde bir makalede yazmıştır. Bununla beraber Büyük Selçuklular gibi Türkiye Selçuklu yani Anadolu Selçuklu Sultan ve Şehzadeleri de güzel Farsça şiirler yazdıkları halde Ateş bunlardan habersiz oldu gibi Ortaca Türkiye tarihine ait mühim vesikalar ve bunlar üzerinde ciddi araştırmalar yapmakta bulunan Adnan Erzi son olarak evvelce tarih kurumu tarafından faksilenmesi yapılan İbni Bibi'nin mufasal kroniye el avamürül aliyeyi necati Lugal ile birlikte tenkitli bir metin halinde nesne basamakla, yeni bir hizmete girişmiştir. Eski devri karanlık bulduğu için ikinci kılıt arslanından sonraki devri yazdığını kaydeden İbni Bibi'nin bu eseri Anadolu Selçuklularının en mühim kaynağını teşkil ettiği halde Üzerinde her ciddi bir araştırma yapılmamış ve çok defa hadiselerin tarihini vermediği ve bazen de kronolojik sırayı takip etmediği için ilim adamlarının yanılmalarına sebep olmuştur ki Selçuk Sultanları'na da yaratmalarımızda bunların bir kısmı gösterilmiştir. İbn-i Bibi'yi e, tamamlayan Aksaray'ı ise Moğol idaresindeki Anadolu'nun geçirdiği buhran devri için hemen yegane sıfatını kazanacak bir önemli tasvir. Ortaçağ devri için, hemen Ortaçağ devri için, ya da söyle diyelim sevgili dostlarım, Ortaçağ Türkiye'si için... ...vefkalade mühim bir takım vesikaların siyasi, idari, hukuki ve dini vesikaların nesiline baslamak suretiyle kaynak kifayetsizliği ile zorluk arz eden bu devir tarihine yeni bir malzeme getirmiş bulunuyoruz. Selçuklu Türkiye'sinin dini, istimai ve kültürel tarihi için zengin malzeme ihtiva eden Ahmet Eflaki'nin Mevnakubül Arif'in adlı eseri Tahsin Yazıcı'nın himmetli sayesinde metin tercüme ve mukaddemesiyle güzel bir şekilde nesil edildikten sonra vaktiyle Suyel Hür tarafından yapılan Fransızca tercümesi artık kıymetini kaybetmiş. Onun eksik ve, ve hataları da düzeltilmiştir. Bu çalışmalar arasında Feridun Nafet Uzluk tarafından Mevlevi ile ve Abdülbaki Gürpınarlı'nın tarih eee ta, düzeltiyorum ve ahiliye Fister, ciğayrin tarihi coğrafya ve eee tutuvat ait metin ve tetkik yazma e, yazma ve çevirileri yaptıkları hizmetler de zikre sayılır. Türkiye kitapları ve sikkeleri üzerinde yapılan çalışmalar oldukça erken başlamış ve ileri bir sahaya, safaya erişmiştir. Böylece kaynak bakımından kifayetsiz bulunan Türkiye Selçukluları tarihi mühim bir malzemeye kavuşmuştur. Bununla beraber tetkiklerin ilerlememesi dolayısıyla bu malzeme henüz pek az kullanılmıştır. Hatta Antalya'nın ikinci fafetini hikaye eden bir kitabenin aynı Nasir'in bir hadise hakkında yazdığı bir makalede kullan kullanılmamış ve bu hususta mevcut hatanın devam etmiş olması bir misal olarak zikredilebilir. A Anadolu etnografyası ve 2 üzerinde Van Börser, Halil Ethem, İsmail Galip, Ahmet Tevhid Mübarek Ahmet Tevhid, Mübarek Galip, İsmail Hakkı İbrahim Hakkı Uzun Zambour, Zambaur, Kazvın, Siyel Havurt, Savgırt, Hüseyin Hüsamettin, Mehmet Behçet, Abdurrahim Şerif, İbrahim Hakkı, İsmail Hakkı Konyalı ve başkalarının hizmetleri kayda sayandır. Anadolu şehirleri tarihlerine ait nesiriyatın kıymeti de daha ziyade orijinal vesikalara ihtiva etmeleri etmeleriyledir. Bir Bizans kaynakları büyük Selçuklulara Selçuklulara bir daha düzeltiyorum sevgili dostlarım. Bizans kaynakları büyük Selçuklularla sadece Anadolu'nun fethi münasebetiyle yani düzeltiyorum nispetinde alakalıdırlar. Lakin Türkiye Selçukluları için birinci derecede de eh ehemmiyet kazanırlar. <laughs> yani sevgili dostlarım, Söylediyorsunuz, iki tane devlet var. Birincisi Büyük Selçuklu Devleti, Çin hudutlarından İstanbul'a kadar. Ee, yani bunu sadece Malazgirt havasına e, değiniyorlar. Ee, tek Malazgirt da e, değindikleri için çünkü yani haklı olarak Söylediyorsunuz, yani tek orada münafetler olmasınlar. başka bir tanışmamasıdır. Tek orada da iniyorlar. <laughs> e, ee, ama mesela Anadolu Lisanı Çukur'a şu andaki Türkiye coğrafyasında mesela sorum. %70'ini, %80'ini hatta çok rahat söyleyebiliriz. %90'ını kendi içerisinde barındırdığı için Anadolu Lisanı Çukur'a devletine e, ya da Türkiye Lisanı Çukur'a devletine bakın iki isim de aynıdır. Anadolu, Türkiye. Zaten e, bir Bizans tarihçiler falan hep Anadolu'ya Malazgirt Kitap Savaşı'ndan sonra e, Türkiye demişlerdir. Anadolu Selçuklu Devleti'ne daha fazla değiniyorlar. Çünkü adamların bu adamlarla sınırları var. Anadolu Selçuklu Devleti e, aslında 1770'te kurulmasına rağmen kutlanmış olanları tarafından e, ancak bu ancak Büyük Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra ehemmiyet kazanıyor. E, tam bağımsız da oluyor. Daha önce ona bağlı e, ee, bu yüzden yani 300 yıllık bir hukuk olduğu için bir sene tasarlıkları istesemez daha fazla anlamda büyük sertifikliğe göre daha fazla değiniyorlar. Ben tabi kadar sorarım. Sonunda ben Asuka şimdi söyleyeyim. Bilmiyorum belki ileriden değiniriz. Belki değinmeyiz. Ee, mesela izleyenleri bilirler. Mesela izleyenleri <laughs> bilirler. Mesela Büyük Sertifikli tarihini anlatan Uyanık Büyük Sertifikli dizisinde ee, mesela gitmesi bölümlerden birinde ee, mesela Melikşah, Sultan Melikşah ee, takvim yaptırıyor. Ki takvim yaptırmak öyle kolay değildir. Çünkü her ülkenin bir ayrı ayrı takvimi olmaz. Tek bir takvim olur. Ve her şey onun tarafına döner, gelişir. Bu münasebetle ee, bu büyük sertifikler üretmenin ilim ve teknoloji alanında ne kadar gelişmiş olduğunu çok daha iyi anlayabilirsiniz. Ve sevgili dostlar çok, çok sık sık Cengiz Han, Cengiz Han diyorum. Ee, Cengiz Han'ın hayatı hakkında yani Cengiz Han'ın hayatı değil de Anadolu'ya girişi hakkında bilgi sahip için de şu anda ATV, yine ATV'de yayınlanan Men, Mendirman Celalettin e, ya, da Türkiye'deki adıyla Bozkırıklarına Celalettin e, Celaleddin dizisinde e, izleyebilirsiniz. Bu dizide hem e, Cengiz Han'ın Anadolu'ya giriş hakkında bilgi olacaksınız. Hem de Celalettin Haritim Şah'ın karşı girişti ve Cengiz Han'ın tam 5 kez yendiği Sabah hakkında yani Sabah Sizesi hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Bir de sevgili dostlarım son olarak sonra da belirtelim. Sık sık Cengiz Han yaktı, Cengiz Han yaktı diyorum da diyeceksiniz ki ya o e, hesaplar yetmiyor yani olmuyor. Cengiz Han nasıl yaktı? E, sevgili sorum, e, bakın burada istemiyor öyle kitap adına de demiyor. Burada diyor ki tornadan elimizde olatamadı diyor. Yani kitaplar yazılıyor. Ama rengi sen devletini kurup <laughs> Anadolu'ya geldiği zaman yani topraklarını büyüttüğü zaman kütüphaneleri yaktırıyor. Burada Türk tarihinin kitapları da var. Yani bu olay buradan kaynaklanıyor. Buraya da yendiğimize göre devam edebiliriz. Umumiyetle İslam tarihçilerinin, nazaran daha zayıf olan bir tanesi tarihçilere kendilerine mahsus bir zihniyet ve imparatorluk gururu ile Selçuklular karşısında mağlubiyetleri ve aleyhde e, kazandıkları olayları sevk etmiş ve tarihi realitede anlatılamamıştır. Yani tek kendilerinin kazandıklarını anlatıyorlar. anlatmıyorlar diyor burada. Bizans kaynaklarının Türklerle ilgili kısımları için bir indeks olan George Morrison'ın eseri Selçuk tarihi ile uğraşanlar için de bir rehber mahiyetindedir. Bu kaynaklardan bir kısmının Avrupa dillerine yapılmış tercümeleri de Yunanca bilmeyen tarihçilerin içine kolaylaştırmıştır. Gürcü kaynakları yalnız Selçukluların Kafkasya hareketleri hakkında bakımından değil, Anadolu'nun Türkleşmesi ve bazen de Türkiye Selçukluları için çok canlı tasvir ve bilgilerle ihtifa ederler. Anadolu'da yaşayan Ermeni ve Süryani yazarların hadiselerin içinde bulunmaları sağlam malumat etmelerine mümkün kılmıştır. Ermeni kaynaklarından en mühimini muhakkak ki Urfalı Matayus'un ve kaynamesi teşkil eder. Çağrı Bey'in 1018'de vuku, vuku bulan ilk Anadolu akınından 1936 yılına kadar Selçuklular hakkında zengin mağlumat veren yazar bu devir hadiselerinin çoğuna görgü sahibidir veya onlar bizzat görenlerden dinlemiştir. Meteus ilk istinadan ne kadar acı bir dil bahsederse ondan sonraki devir içinde o derdi Türkleri met eder. Adalet ve tefikatlarını belirtir. Yani sevgili dostlarım şöyle düşünün. Devletimiz işgal edilse yani hani biz kendimiz de öyle gitmeyelim YouTube ne yapar bilmiyoruz. Çünkü güvenimiz yok olmaz yani eğer bir devlet ee, mesela yok olursak. mesela bir devlet için yani ilk iş kalitesi değil elbette halk bilmediği için o devletin yönetmeni, yeni devletin yönetmeni karşı çıkacak, isyan edecek falan filan. Ama zamanla Selçuklu o kadar iyi davranmış ki artık e, onların merhametlerini artık yabancılar öve öve anlatıyorlarımız. Yani. Buna mukabil o dini ve milli duyguları icamı olduğu kadar zulümleri dolayısıyla da Rumlara karşı nefretine sık sık açığa vurur. Onun eseri göksünde yazayan ve zamanının hadiselerini toplayan Kesis Georgia'nın Georgia ile aynı ehemmiyette ve 1962 yılına değin devam eder. M, M Muhahar Ermeni kaynak yani doğru Ermeni kaynakları kullandığı Meteos'un eseri Süryani yazarlarına meçhuldür. Eski Ermeni yazarlarından Sark e, Sarkva'nın eseri bize kadar gelememiştir. 13. asırda yazdığımız bir Ermeni müellifi Millik sahın yüksek vasıfları adaleti ve sefkati hakkında malumat verir. Ve bu vasıfları dolayısıyla milletlerin gönüllerini fethederek imparatorluğunu genişlettiğini anlatırken tırnak söylüyorum. Bana göre ömrü vefa etseydi, süreçle artan kudreti tayyetinde Avrupa bile devletinin hudutları içine girmekte gecikmeyecekti. İfadelerini Sarkova'nın kaybolmuş koroniyinden mühim bir e, önemli e, iktisabda bulunur. Ki bu suretle Melikşah'ın cihan hakimiyeti daha vakti bakımından dikkate şayan bir müsahiyede belirtir. Yani ön, e, belirtir. Ee, diğer Ermeni kaynakları ...mumiyetle muhasar olmakla birlikte Anadolu Selçukluları hakkında mühim kayıtlar verir. Ve diğer Hristiyan ve Müslüman kaynaklarını tamamlarlar. Yalnız Malazgirt seferine kadar Sarki Anadolu'ya vaki ilk Türk akınları münasebetiyle bu bölgede hadiseleri sahip bulunan Aristakes'in Takas'ın eseri çok mühim olup canlı tasvirlerle doludur. Sarki Anadolu'da yaşayan Süriyani tarihçileri umumiyetle Bidanslılara karşı Türkleri bir kurtarıcı kabul ettiklerinden bu husus eterlerinde akseder. Süriyani yazarları arasında en önemli e, yeri istiklal eden Malatya Patriği Mihail, 2. Kırsatılarının dostluğu ve him ...Manyesi sayesinde bu devrin vakalarına daha yakından nüfuz edebilmiştir. Bu münasebetle de Kılıç Arslan'ın kendisine yazdığı tarihi değeri büyük bir mektubunu da vekai i ilave etmiştir. Eski devirler hakkında kaynaklarını zikrederse de Türklerin soy ve sülâllerine yani geçmişlerine, kültürlerine... Ve hatta bazen Göktürklere dair verdiği mühim haberleri nereden aldığı meçhuldür. Selçuklular hakkında naklettiği vakalarda bazen tarih hataları rastlanır. Birinci hatlı seferi ile 1164 yılına kadar devam eden Küçük Süriyani e, Anonimi de Selçuklular için mühim olup Mihail'e tamamlayıcı bir e, önem arz eder. Mihail'in mezdebası ve hem serisi Ebul Feriz İbnül İbri. 12. asrın ehem, nihayetine deyin ona ve daha sonraları içinde sık sık İslam kaynaklarına basvurarak 1297 tarihine kadar eserini tamamlar. Haçlı seferlerinde Haçlı seferlerine esas alan Latin kaynakları Türkleri pek az bu seferler arasında haberleri mü, mü, e, mü, e, abartılmakta ve bazen de masal unsurlarıyla karışmaktadır. Bununla beraber bu savaşlar ve bazen de Türkler hakkında dikkate sayan kayıtlar verilir. Bu hazırlığının mühimlerine, bizzat haçlı seferlerine katılanlar veya güllemad tayır Tayr gibi Suriye'de, Türklere yakın yaşayanlar teşkil eder. Latin kaynaklarının büyük bir kısmı Türklere yakın yaşayanlar. E, Türklere yakın arkadaşlar arka özetliyorum. Latin kaynaklarının büyük bir kısmı geçen asırda tercüme edilmiş olduğunu olduğundan Türk tarihçileri için bunlardan faydalanma imkanları e, hazır olmuştur. Bu kaynaklar arasında Selçuklu sultanları ile Latin cumhuriyetleri arasında yasanmış savaşlardan ve olaylardan bize kadar gelen metinleri hususi bir kıymet tasır. Selçuklu Sultanlığı ile Kıbrıs Krallığı arasında cereyan eden savaşlar ve e ticari ve siyasi ilişkiler. A e ilişkilere ait bazı Rumca vesikaların yarım asır önce nesredilmiş bulunmalarına rağmen Bunlara sark ticaret tarihine dair en mühim vesikalarda daha görülmemiş olmalarını kaydetmeliyiz. Ortaça Fransız kronikleri arasında 13. asır yaza yazarlarından Vincent de Bavazier'in eseri bu asrın ortalarında Türkiye'de cereyan eden hadiseler, babayi hareketi, Moğol istilası, saltanat mücadeleleri, ve bilhassa memleketin iktisadi kudreti hakkında çok mühimdir. Selçuklu Türkiye'sinin zenginliği hakkında diğer Fransız kronikleri bazen efsanevi bir mahiyet alır. Bord Fogalt'ın 14. asır baslarında şark ticareti ve memleketleri için pratik bilgiler veren İtalyanca eseri de Türkiye için çok mühimdir. Büyük Selçuklular gibi Anadolu Selçukluları ve Beylikleri hakkında da Arap kaynakları yine büyük bir ehemmiyet art eder. Lakin Anadolu'nun uzaklığı ve içinde bulunduğu şartlar bu kaynakların 11. asır sonlarında ilk fetihlerden 13. asıra kadar zayıflamasına ve ancak mühim vesikalarda bazı kısa haberler vermelerine sebep olmuştur. Esasen bu devir İslam tarihçiliğinin çok zayıf bulunduğunu ve pek çok kaynağın kaybolduğunu söylemiştik. Şarkı Anadolu artıkları ve kısmen ahlas çağlar yakınlık ve eski İslam medeniyeti hudutları içinde bulunmaları dolayısıyla Orta Anadolu'da hüküm süren Selçuklara, ve Mengücüklere nazaran bu kaynaklardan daha fazla yer almıştır. İbnül Cevzi ve Sibetül İbnül Cevzi gibi umumi İslam tarihleri ilk büyük Selçuklu sultanları ve fetihleri hakkında ne kadar tafsilat verirlerse 12. asır Anadolu hadiselerine de o derece yabancı kalırlar. Bu asır ve ondan sonrası için Suriye, El Cezire ve Mısır'da yazılan hususi ve umumi tarihler ise, tarihler ise bir yandan münasebetlerini art ...münasipetlerin artması, bir yandan da Anadolu Selçuklularının ehemmiyet kazanmasıyla daha zengin malumata sahiptirler. Türk istilası ve 13. asrın e, yarısından sonra Anadolu Selçukluları hakkında çok tasvirat veren Baybars, ...münsariyenin e, kaybolan aradaki ciltlerine de zengin mahitlere ihtiva edeceği ümidini doğurur. Lakin Türk ve Türkiye tarihine karşı hususi bir alaka duyan ve Baybars'ı da sık sık kullanan 12. ve 15. asır Türk tarihçileri. Mesela Silvanlı Türkmen Zehabi ile Ayntaplı yani Gaziantep'li Medreddin Ayni'nin kronikleri Baybars'ın da yaptık, Baybars'tan yaptıkları ihtisaplar sayesinde çok şeyin kaybolmadığı veya fazla bir şey beklemenin yerinde olmayacağını meydana okur. Buna mukabil eserlerinde Anadolu hadiselerine büyük bir alaka gösteren İbnül Adim'in muhiyasının kaybolmuş ciltlerinden mitvar olmak icap eder. Bununla beraber kullandığı çeşitli İslam kaynakları vasıtasıyla İslam tarihçiliğinde müstesna bir mefkiye isgal eden ve hadiseleri Eserin planına ve önemine göre yazan İbnül Esir'i bu bir derece tamamlayarak mümk mü mümkündür. Selçuklu Türkiye'si hakkında Arap coğrafi eserleri ve seyahatnameleri pek mühim olup, bunlar arasında Yakut'un Mücamül müc Buldani, Ebu'l-Fidan'ın Takvim'ül Buldani, Zekeriya Kazvani'nin Asar'ül Buldani, umumi mahiyette olmakla beraber, faydalı kayıtlara ihtiva ederler. Fakat İbn Said el maghfarinin ve bilhassa da tafsilatlı malumat veren 14. asır yazarı İbn Batuta ve Sahabettin el Omari çok önemli mühimdir. İbn Seddadi'nin ancak Sarki Anadolu'nun bir kısmını içine alan ve bir kısmını henüz yazma halinde bulunan Allah al hatırası zengin tarihi kayıtlara sahiptir. İslam ziyaretgahlarına dolasan hervaninin eseri çok kısa olmakla beraber müsabatlarına göre verdiği yeni kayıtlar ile Türkiye'nin Selçuklularına ait bazı meselelerin halli mümkün olmuştur. Hristiyan Arap kurulukları arasında henüz yazma halinde bulunan Siyerul Aba Al-Batariya yani İskender Pratik patrikleri tarihi, İskenderiye patrikleri, yani Hatay patrikleri tarihi. Alparslan'ın Suriye ve Malazgirt sefer, seferi hakkında orijinal bir, mal, orijinal bir malumat verdikten sonra Anadolu Selçukları hakkında da bazı mühim kaynaklara ihtiva eder. Anadolu Selçuklarına dair İran kaynakları ancak İlhanlı devrinde önem kazanır. Daha evvelkiler çok kısa ve çok çok hatalı bahisler tahsis etmişlerdir. Bununla beraber bu devir Anadolu yerli kaynakları yanında Vassaf Siresiyetettin ve Abdullah Kazvani'nin tarihleri sonuncu basalamamıştır. Üzerinde çok kifayetsiz ve eksik bir bilgiye sahip olduğu halde Maliye Nazarı sıfatıyla Nizetül Kulüp adlı mühimmetlerinde... vergi defterlerine dayanarak Türkiye ve şehirleri hakkında sağlam bilgiler vermektedir. Resiyedettin'in yakında bulunan, bulunan ve basılan mektupları Anadolu'nun siyasi, etnik ve iktisadi tarihi hakkında çok yeni malzeme getirmektedir. 11. asır kompik, e, e, Gaffari, Cihanara adlı umumi tarihinde Anadolu Selçukluları öbelikleri hakkında oldukça toplu malumat vermekle Selefi İran tarihçilerinin yabancı kalıklara bir devri aydınlatır. Onun nigarası ise mühim tarihi fikirlerle doludur. Müellifin kullandığı bazı eski kaynaklardan ve mesela e, Anı Sürvani bin Halide ait Selçukname'den faydalanması bir esas e dayanan fakat bugün elimizde çok mu e, önemli değişiklik değiş, çok değişik bir yazma halinde bulunan nizam mülkün ve siyasından alınmış mühim fıkralar derecesinin derece yazmasını eterine hemmiyetine artırmaktadır. Yani nizamül bu fıkralarını yazmış? Sevgili Bu tarihi fıkralar bakımından Affi'nin Sevami Ül hikayesinden sonra Müsabari'nin Hindistan'da il tutmuş namına yazdığı Adabül Hürubu ile müellifi süpheli yani yazarı süpheli yani yazarı bilinmeyen Tufatül Mülkü kaydetmek gerekir. İslam tarihçileri arasında Türklerin ne kadar çoksa devrin satarı icabı Selçuklular hakkında yazılmış Türkçe eseride o kadar azdır. Kaçgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügat Türk'ü pek az tarihi kayıtlar ihtiva etmekle beraber Selçukluların kültür ve müesseseleri yani Selçukluların kültür ve müesseseleri ile devrin etnografya bakımından birinci de bir kaynaktır. Uygar Uygurca Oğuzname'den farklı olarak resit ettiğinin cami ve tarihine farklı tercümesiyle geçen İslami Oğuz Destanı'nı da Çerçukların soyu ve sülaleleri yani geçmişleri hakkında bir kaynak olarak kullanmak mümkündür. Reşidettin Oğuzuname'nin basında bugüne kadar kimse Oğuzların boylarını yazmadı. Ne soylarını tertip etmedi. Ve uzun zamanda geçtiyse de bu kavmin itibarlı rivayetlerinden ve bazı kitaplarından alınan malumat bu destani eserin kaynaklarına alınan malumat ile Türk boyları birbirleriyle münasebetleri kısaca tespit edildi diyerek bu destani eserlerin kaynaklarını gösterir. Bununla beraber bu devirde destan iyi bilen rivayetçi ve sanatkarlar veya Oğuz Nameci ve Kupuzlara rağmen Resifettin bunları aramamış tesadüfen bulduğu bu 1-2 Türkmenin hikayesini Farsçaya çelvime ettirmiştir. Bu zamanın tarihi bir kaynak olarak ihtiva ettiği kayıtlar Selçukluların Oğuz Yakbuları ile münasebetlerinden mühim bir vesile olarak kullanılmıştır. Türkçe Anonim Selçukname Büyük Selçuklar hakkında verdiği sağlam malumatı Sezgirettin el Hüseyin'den ve diğer kaynaklardan e, yani diğer kaynaklarda mevcut olmaması dolayısıyla bu e, e ve onla, e, ilgili ve onlara ait kaynakları da almış görünüyor. Fakat bu eser Büyük Selçuklar hakkında ne kadar doğru ve toplu bilgi verirse Anadolu için de 10 derece kısa, kısa ve ehemmiyetsizdir. Yani burada sorum aslında bunun sebebi belli. Yani bu Büyük Sertiklu devrinde yazılmış ve Anadolu Selçuklu Büyük Sertiklu'nun sonuna olduğu için onun hakkında bir veriyor ama çok kısa veriyor. Çünkü ondan sonra yapılmış yani. E, ee, bu Anadolu Sertiklu'ndan sonra kurulmuş yani. Bakın ilk kuruluş 1075 ama tam bağımsız bir devlet olması Büyük Sertiklu'ndan sonra. Katip Çelebi Rum'da hüküm süren Selçuklular hakkında Bursalı müderris Ahmet bin Mehmet'in İbn Arapça üslubunda Arapça bir tarih yazdığını ve bunun Mehmet bin Mecarettin tarafından Türkçe'ye tercüme edildiğini söyler. İkinci Murat devrinde milli hür milli kültür sahasında Basra'nın ile ilgili birçok yazar ee, birçok eser ya yazılmış veya tercüme eserler meydana getirilmiştir. Yazıcıoğlu tarafından bir Selçukname vücuda getirilmesi arasında bir münada, e, önem vardır. Gerçi yazıcı oğlunun Selçuknamesi İbn-i Bibi'nin bir tercümesi olmakla beraber ona muhahar devir ve bilhassa beylikler hayamanı için yaptığı ilavelerle yeni bir kaynak hüviyetine kazandırmıştır. Lakin ettin ve Oğuzname rivayetlerinin yer aldığı eserde Selçuklar devrinde Oğuz e, kültürünün ve buna bağlı olarak o yüzyıltıyorum. Selçuklar devrinde kültürüne göre verdiği bazı kayıtları bugün için tefsik etmek mümkün olamamıştır. Selçukluları çok umumi bir şekilde yazan Enveri, Dastürnamesinde Osmanlıların Ceddi Süleyman sah'a dair Osmanlı kaynaklarının efsane bir rivayetlerini İlk Anadolu Selçuklu Sultanı Süleyman Çağ'a bağlamak suretiyle bu hikayelerin menşeini meydana koymak bakımından tarihe yaklaşır. Oğuz Nami rivayetlerine de çok mevki veren Enveri, asıl ehemmiyeti Orta Çağ Garbi Anadolu'su Aydın oğulları ve onların seferlerine ve bir derecede Osmanlıların ilk zamanlarına ait kısımlardır. Selçuklar ve Osmanlıların menseye münasebetiyle ...kullanılmış kullanmış bulunduğu Semerkandi kitap adlı bir kaynak meçhulümüz müth olduğu gibi diğer mevzu olan münasebetiyle verdiği Hazi Selman teferretname ve asıl nüsha hakkında da bilgilerimiz mevcut değildir. Anadolu'da Oğuz Destanı'nın gelişmiş bir parçası halinde meydana çıkan Dede Korkut kitabının Karadeniz sahil Rumları ve Güzrel Savaşları'na dair rivay aksettirdiği rivayetleri kaynakların kifayetsizliğin dolayısıyla tarihe mal etmek ve onu bu hususta tarihi bir kaynak olarak kullanmak kolay değilse de o derecede Anadolu'da yaşayan göçebelerin kayıtları, inançları ve düşüncelerini bu eser sayesinde öğrenmek mümkündür. Dersmert gazilerinin havaslarına dair tevekkül eden Dersmertname'yi bazı yerlerde destani unsurlarından ayırarak yeni bir tarihi kaynak olarak kullanmak mümkündür. Türkçe eski menakıbnameler de ist, e, Türkçe yazılması eski menakıbnamelerden de istifadeyle yazı e, geçiyorum çok bayağı konuştum o yüzden yani yoruldum. Türkçe eski Türkçe yazılması eski menakıbnamelerden de istifade de etmek mümkündür. Büyük Osmanlı tarihçisi Müneccim Bası Ahmet Dede Camiü Düvel veya Sahapul Uhfat adlı adını alan eserinde İslam tarihin İslam Türk tarihine ait mühim kaynakları ve Anadolu Selçukluları için basılıca İbni Bimbi ve Aksaray'ın kullanılarak sağlam bir toplama yaptıysa da bu kaynakların anasaları elementi olduğundan Selçuklular için bu esere de ihtiyaç kalmamıştır. Fakat onun beyliklere bay ait kısmı yazıcı oğlu ve sahir tesisli kaynaklara dayandığı için daha önemlidir. Cenabı el Ailem Üz Zahir adlı eserinde tarih gibi kullanarak destan ile tarihi birbirine karıştırsa da gördüğü etik kaynaklardan bazı mühim kayıtlar ver vermek suretiyle ehemmiyet kazanır. Selçuk Türkiye'si tarihi için başvurulması gereken Türkçe mühim bir kaynak da süphesiz Osmanlı arazi tahrir ve vakıf defterleri, kanunnameler ve fetva, fetva kitapları olup bunlar bazen eski devrin tembihname ve ve e, vakalarından veya hanım sorularından parçalar halinde veya Eski kanunların e, önemi hakkında kayıtlar vermek suretiyle bizim için yeni bir malzeme teşkil eder. Sevgili dostlarım, e, sevgili kardeşlerim. Bu videomuzda Selçuklu tarihinin kaynakları hakkında size elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar bilgi vermeye çalıştık. Önümüzdeki videomuzda ise Selçuklu arasımaları ne durumda? Bunlar hakkında bilgi vereceğiz. Bunu söyleyelim. Ve ikinci olarak kardeşlerim 400 sayfa konu arasadım. Eee 100 sayfa konu çıkardım. Ve şu şekilde gördüğünüz kağıttan sonra su kameranın altında 100 tane kağıt var. O yüzden bakarak konuları anlattım. Çünkü gördüğünüz gibi videomuz 1 saati de geçti. Eee bu yüzden yani ezberi anlatmam mümkün değil. Bununla bu kadar programı sevgili kardeşlerim. eee yer eee size göre tarif ediyorum. Yere bakarak yani kameranın altına bakarak videolarımı anlattım. Çünkü bunu yapmaya mecburdum. 100 sayfa kaynak vardı elimde. Söylemem gereken bu 100 sayfa kaynağı da aklımdan söyleyemedim. Kadın bir çoğunu da akılımdan söyledim. E, şimdi sevgili kardeşlerim buna da indikten sonra önümüzdeki videomuzda da söyledik e, önümüzdeki videomuzda Selçuklu tarihinin arasmaları ne durumda? <laughs> Buna değineceğiz dedik. Şimdi sevgili kardeşlerim, son olarak demek istediğim bazı hususlar var. İsterseniz onları da değinelim. Ama ben önce çok kıyafetimi bir kaldırayım sevgili kardeşlerim. Şimdi de devam edebiliriz. Ee, sevgili kardeşlerim, ee, kıymetli dostlarım. Son olarak bazı kitaplardan bahsetmek istiyorum videolarımın videomun sonuna gelmişken e, ee, iki tane kitabı bahsedeceğim. Birincisi e, değer dostum kıymetli insan Yusuf Kaya Alp'in yazdığı Giz, Giz kitaptan çıkan Cengiz Han kitabı. Ee, bu kitabı okumanızı tavsiye ederim. Gayet, gayet güzel bir kitap ki kendisi de bana bunu imzal olarak gönderdi. Kendisine de teşekkür ediyorum. Ben okudum. Gayet beğendim. Herkesin okumasını şiddetle tavsiye ederim. İkinci tavsiyem ise sevgili dostlarım. E, ee, Nazizane. <laughs> Biliyorsunuz benim de dokunan tabadan ortam bir eserim var. Osmanlı tarihini bilmemiz gerekenler diye. Yeni yüksek tabi yayın, yani yayın evinden çıkan. Yayınlarından çıkan. O kitabı da okumanızı siddetle tavsiye ederim. E, Facebook hesabımdan veya e, Instagram hesabımdan takip eden dostlarım. E, İstimeler haline sipariş verebilirler. Ayrıyeten e, numaramı bile noktum varsa aranızda. Ee, Telegram, Bip, Signal yorumlarımdan da bana meslek gönderip sipariş verebilirler. Ama WhatsApp kullanmıyorum. WhatsApp'ı sildim. Şimdi bir de sorum sorunu da değinelim. Deyin, ee, videomuzun sonuna gelmişken. Şimdi e, bu olay nereden çıktı? E, tarih verelim size. E, 20... Hadi e, Bugün Mayıs mıydı? Ha, Mayıs. 20 Mayıs'ta ee, muhterem beyefendi değil. Bir ortak yazıyor. Ben ona mesaj gönderdi WhatsApp'tan. Mesela en son ne tebliğe sordum? Ee, yaklaşık çok insan için Timur hesabımdan İlber Ortaylı adıtan bir, bir mesaj aldım. Mesaj da şöyle. Sevgili İsmail, bir dostumdan duyduğum kadarıyla bir YouTube kanalım varmış. Osmanlı tarihi üzerine videolar çekiyormuşsun. Videolarını inceledim. Hepsi son derece güzel ve kaliteli videolar. Kanalına ben de abone oldum. Kanalını herkese tavsiye ederim. Basarlarına devamını dilerim. Yani yor açık olsun güzel insan. Ben de bunun üzerine kanalımdaki içerikleri çeşitlendirmek amacıyla e, ee, bir devlet hakkında haber vermek istedim. Bu da Selçuklu tarihi oldu. Bunu da belirtmek isterim. Ve sevgili sorumlu söyleyeyim. Bu, bakın mesela videomuz 1 saat 15 dakika oldu. Yani 15 dakikaya gidiyor daha doğrusu. Tabii ben bazı yerleri keseceğim. Büyük ihtimalle size biraz daha kısa gelebilir. Ee, bu videomuz hafta olarak gelmeyecek. Ben bunları bu videolarımızı 3 hafta aralar, aralarla yükleyeceğim. Çünkü aratmam gereken bayağı yer, var. 10 tane kitabım var elimde. Her konu için aratmam um yapmam gerekiyor. Ee, önümüzdeki 3 hafta sonra e, ele e alacağımız konu Selçuklu tarihin artmaları ne durumda? buna da yine çeşitli bulutlarım. Umarım bir sonraki videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu zaten 1 saat 12 dakika oldu. Ki ben keseceğim için belki de 1 saat 11 dakika da olabilir. Yeteri kadar da değindik, konuştuk. E, hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.